Evet, devam bugün edelim. 27 Eylül 2014. Burası Isparta. Kiraz Isparta kiraz üretiminin bolca olduğu Isparta bölgesindeyiz. Keçiborlu ve Akbayır mevkiindeyiz. Rekor gelişim üreticilerimizin, kullanıcılarından Murat Şenol beyefendi. Evet. Keçiborlu'da Şenol pastanelerinde sahibi kendileri. Bugün şöyle, Murat Bey rekor gelişim alırken saha danışmanlarımızdan tanıştılar kendileri ve işi birazdan anlatacak kendileri. Önce Sami Bey, Sami Ünlü. Evet. Yine kiraz üreticileri. Kendilerinde bahçeleri var. Kiraz bahçeleri. İlhan Acar. İlhan Acar beyefendi. Ondan sonra Yusuf Yoldaş Bey ve İrfan Giray. İrfan Giray. Hepiniz Keçiborlu üreticilersiniz. Bu bölgedeyiz. Evet. Kiraz üretimi yapıyorsunuz hali. Evet. Şenol Beyciğim, siz rekor gelişimde ne yaptınız? Gördünüz. Her şeyi bir anlatır mısınız yani? Gözden çıkardığım iki ağacım vardı. Bahar ayında. Mayıs gibi falan. Evet. Mayıs ayında. 2014'ün Mayıs'ında. Evet. Kurumaya meyilli. Yani o iki ağaçta denedim. Başarılı olduğunu gördüm. Bütün ağaçlara... Alırken ki yaşadığınız mevzuları anlatır mısınız? Nasıl? Sağ danışman arkadaşlarımızla hani inanmadığınızı falan söylediniz. Önce. İnanmadım. Evet. Kısa zamanda deyince yani iki ay gibi zaman dedi o. Evet. Ben inanamadım buna. Yani iki ayda hiçbir ilaç kendini göstermez. Ağaç gitmiş durumda çünkü. Kurtarabilen bir ilaç biliyor musun şu anda? Ağaçları. Yok, bilmiyoruz. Yok. Devam edin, evet. Deneme amaçlı aldım. İki kova aldım, onları uyguladım. 15 günde yeşerdiğini gördüm yaprakların. Evet. 15 günde. O iki aydı ama 15 günde biraz da görürdü yani bu. Bir ağacı unutmuşum. Daha sonra. Şimdi şöyle, o ikinci partide aldığınız ağaç değil mi bu? Yok. Ha, o kuruyanlardan da. Kuruyanlardan da. Unutmuşum. Unutmuşsunuz. Evet. Aynı şekilde de ağaç ve ağaç gördüğümüz şu anda tamamen kurumuş durumda. Artık yapılacak bir noktaya kalmamış. Gene de bakılabilir. Eğer gözleri tam ölmediyse bile burada da bir çalışma yapılabilir diye düşünüyorum ama yine de tabii... Ölmemiş herhalde de. Evet. Yine de rekor gelişim uygulamasıyla %100 garanti vermiyoruz ancak denenmesinde fayda var diyoruz yani. Muhakkak. Evet. Bu arada sonra ne yaptınız peki İlhan Bey? Murat Bey. Sonra devamını istedim. Hepsine bütün 28 dekar mı? 17 dekar. 17 dekar. Bahçenize aldınız. Hepsine uyguladım. Evet. Uyguladım. Şimdi bu sizin bahçe ve bahçenizde ne oldu? Ne değişti? Ben Ağustos ayında veya Eylül ayında hazanı görüyordum. Yani yapraklar dökülüyordu. Bakalım şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi uyguladığınız bahçede burası. Evet. Tamam. Yani şu an bahçenizde müspet şekilde yeşillenme gördünüz. Evet. Evet. İlhan Bey, siz bu bahçeyi, sizin de ağaçlarınız kuruyor. Siz de dekor yaşı müşterisi değilsiniz. Ve kurmayla alakalı da büyük bir mücadele verdiğinizi biliyoruz, duyduk yani. Peki bu bahçede pozitif bir gelişme olmuş mu yani geçen yıllara göre? Ki bu sene iklim son 5 yılın üreticiler açısından en kötü yılı, bunu bilin yani. Evet. Yani belirgin bir fayda sağlamış. Yani sadece kuruyan ağacı kurtarmak değil, kurmak üzere ya da kötü durumda olan, sıkıntılı, yaprakları dökülen, sararan birçok ağacımız da burada ortadan kaybolduğunu gördünüz. Siz gezdiniz bahçeyi. Zaten daha önce gezmişsiniz. Siz abi aynı şekilde. Ben bu bahçenin bütün yıllardır hangi durumlarda olduğunu biliyorum. Evet. Eğer aynı tempo devam etseydi burada ağaç bile kalmayacaktı belki. Siz de zaten aldınız. Sizin de bahçeniz aldım, aynı. Aldım, kullanmadım. Kullanmayı düşünüyorsunuz. Hatta Murat abi sen bir başından geçen bir anlatır mısın? Buna Sami Bey'e niye kullanmadığını... Hoca sordu benim senin ağaçlar niye böyle benimkinden iyi değil falan diye de. Rekor gelişimi aldın mı dedim, aldım dedi. Nerede dedim, nerede dedi, her yeşerde dedi. Yani sen yani rekor gelişimin yeşetmeyle alakalı kabiliyetini burada gördün. Evet. Yani ne kadar mükemmel bir yeşil sahadını gördün haliyle. Aynı şekilde Fatih Yoldaş Bey'in de bahçesini az önce gezdik. Yusuf Yoldaş Bey, ismi unutuyoruz haliyle. Yine sizin bahçeyle aynı bahçeydi. Sizin bahçe ne durumda şu anda? Kullanmadınız siz? Bizimki de yavaş. Yani bayağı çalışmalar var, sararmalar var. Evet. Yapraklar dökülmeye başlamış. Evet. Bayağı dökülmüş yapraklar. Evet, evet. Yani bu bahçeler arasında çok net şekilde bir gerilik var yani. Var. Aynı bahçeydi. Var. Aynı bahçeydi. Hoş geliyor. Peki siz efendim fark olmuş mu bahçede? Son 3-4 ay içerisinde, 5 ay içerisinde. Şu anki görünümü güzel ama önceki yıllardaki, bu aydaki bu durumu karşılaştırmak lazımsa şimdi şu anki güzel ama önceki yıllarını... O zaman ben de size şöyle söyleyeyim. İlhan Bey'in bahçeleri dahil olmak üzere burada
kim bahçesi varsa varsın. Takibinizi de yapmanızı istiyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz ağaçlardaki yapraklar da diğer bahçelerdeki yapraklara göre en geç dökülecek yapraklardır arkadaşlar. Bunu bilin. Yani sonbaharda gelse, kışta gelse üzerinde en fazla yaprak sayısı olan ağaç bunlar olacaktır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Rekor gelişim kullanılan ağaçlar olacaktır. İnşallah. Tamam. Bunun önemi var mı İlhan Bey? Yaprakların geç dökülmesinin? Önemi var tabii. Tabii önemi var canım. Şimdi evet. Kasım'da, Aralık'ta dökülecek yaprak, yani Ekim'de dökülüyorsa bir sıkıntı var demek. Evet. Yani. Evet. Şimdi Murat abi arkadaşlarımıza başta zaten Murat Bey'e siz Sağan Bey'e zaten tavsiye ettiniz. Kendileri aldı. Evet. Gerek buradaki arkadaşlarımıza zaten kendileri de gördü Halit. Ve bütün Isparta halkına, üreticilerine rekor gelişimi arkanıza bakmadan tavsiye ediyor musunuz? Ederim. Gözü kokmadan ederim. Edersin. Şöyle bahçeyi de gör. Denesinler, denemekte fayda var. Evet. Yani kolay değil. Evet, kolay değil, kuruyor çünkü. Yani yazık, buradan para kazanıyorsunuz. Emek çekiyorum, burada emek veriyorum. Artık kaliteli ve yüksek rekolte ürün kaldırmadan maalesef üreticilerimizin bir para kazanma şansı yok. O yüzden de mecbur yani hem kaliteli ürün hem yüksek rekolte ama hastalıksız bir tarım öncelikle. Çünkü ilaçlara boğulmuş, ona ilaç, buna ilaç, ona bile hani. Evet. Dolayısıyla evet. Bu şey değil, ancak sağlıklı. Ancak sağlıklı tarlada, sağlıklı bahçede az ilaç kullanırsınız. Yani daha böyle ilaçlara gerek kalmadan bağışıklık sistemi güçlü olduğu için gerek tarlanın gerek bitkinin evet. Dolayısıyla hastalanmaya daha zor yakalanır yani. Beyaz sınav olmaz. Yani, o anlamda onları rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Kullanıldığı yerine. Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Murat Bey hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı nasihatler diliyoruz. İyi olur. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İlhan Bey teşekkür ederim. Afiyet olsun bu arada. Hadi hoşçakalın.